Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyorum. Hikmet abi merhaba. Merhabalar abi, günaydın. Günaydınlar olsun. Gazete manşetleriyle hızlıca evet. Böyle bir başlayalım. Akşam gazetesi Türkiye yüzyılına armağan demiş. Kızıl Alma ve Akıncı'dan tarihi uçuş başlığı var. Düzeltelim, Kızıl Elma. Kızıl Alma dedin ya, aslında doğrusu Alma'dır. Alma mı dedin? Tabii. Aa. Kızıl Alma diye başladı ama doğrusu söyledi. Çünkü öz Türkçe'de elma yoktur, alma vardır. Kızıl Alma. Kızıl Alma. Kızıl Elma ve Akıncı'dan tarihi uçuş öyle diyor. Bir... Türkiye'nin gurur projeleri bir bir hayata geçiyor. Başkan Erdoğan, Hürjet'in ilk uçuşuna ilişkin görüntüleri Türkiye yüzyılına armağan notuyla paylaştı. Dediğim gibi Kızıl Elma ve Akıncı'dan tarihi uçuş var. Hürjet gökyüzüyle buluştu. Akkuyu nükleere yarın ilk yakıt verilecek. Dolayısıyla Türkiye'de artık nükleer enerji santraline sahip bir ülke pozisyonuna ya gelmiş evet, olacak. Çok çubuklar ya. Gelmişti. Nükleer çubuklar gelmişti. İlk fazı tamamlandı. Evet. Büyük bir iş. Bugün zannedersem evet Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı açılıyor. Bunlar da Türkiye'ye Türkiye yüzünde armağan başlığıyla ben şeyi merak ediyorum. Bu manşetle ilgili söyleyelim. Dün Sayın Süleyman Soylu 24'te konumunda. Onunla ilgili detaylar da var. Onu da anlatacağım ondan birazdan. Anlat. Bu nükleer santralle ilgili TOG'u biz yapmadık. İtalya'dan geldi. Tabii. Gazı Rus'tan aldık. Onlar arada alttan bağladılar. Alttan bağladılar. Çaktırmadan. Abi şimdi bu nükleer santral yaptık. Bu çubuk geldi. Yani çubukla besleyeceğiz. Nükleer çubuğu besleyeceğiz. Acaba akkuyu var mı yok mu diye soruyorlar mıdır diye. Bunu şimdi böyle sabah sabah fantazi olsun diye söylemedim. Ama inan olsun. Yani kendi kategorisinde dünyada tek olan İHA gemisine ne olacak canım bir F-16'nın füzesine bakar diyecek kafa. Buna hangi kulpu takacak merak ediyorum. Valla dün yani merak sosyal medyada Liberal Parti'nin genel başkanı da zannedersem. Kim, Cem Toker mi? Cem Toker'in tweetini gördüm. Hala Liberal Parti'nin genel başkanı. Var mı öyle bir parti hala ya? Yunus Balığı hani. Ha, ben onu şeyden hatırlıyorum biliyorsun. Efsanevi genel başkanı vardı ya. Ha, tamam. Tamam. Besim Tübük değil. Besim Tübük. Besim Tübük miydi? Besim Tübük'ten hatırlıyorum. Cem Toker'in bir tweetini gördüm. Ya şunu söylüyor. Şimdi... Bunu nesi liberal onu anlamadım ya. Bilmiyorum. Ya Türkiye'de her şey kaydı Tok ya. Tok fabrikasının diyor... Liberal. Üretim bandını... Parça parça fotoğraflarla, videolarla değil... Başından sonuna diyor... Bana oldu. Diyor delil olarak diyor getirecek birisi var mı? Oldu. Ustabaşı'nın çorabını da çekelim istersen. Bak burada kırmızı çorap giyiyor. Ya abi ben... Manyak mıdır? Hala... Yani koca koca adamların, bak Hikmet abi, koca koca adamların böyle hani misket oynar gibi, misket oynama zekasına sahip bir şekilde tavır almalarını, konuşmalarını anlayamıyorum. Vallahi anlayamıyorum, abi billahi anlayamıyorum. Yani, anlama yani, zaten. Yani, abi Tok fabrikasının diyor bandını, işte şu görüntü var şu anda ekranda veriyor. Parça parça değil diyor. En başından... En sonuna kadar bir video olarak falan diyor. Bana gösterecek birisi var mı? Öyle inanayım falan diyor. Ya bunlar yani bu yaşa kadar nasıl geldiler onu anlamıyorum. Yani Allah korumuş. Tamam mı? Ya o kadar diyebilirim. Abi. Bu zekayla bu yaşa kadar nasıl gelmişler? Tek açıklaması var. Kesin açıklama. Ama, Allah korumuş yani. Ya bak, demek ki bak sen bunu söyleyince benim dediğimle teyit eder bir şey oldu. Yani bu benim mesela çok enteresan, ben kendi payıma konuşuyorum. Gençlik dönemlerimde hayalimdi. Nükleer santral ve atom gücü olmak. Yani nükleer güç olmak. Ve balistik füze. Ya diyordum ki çünkü dünyadaki tüm güçler bunun üzerine kurdu. Hani dünya beşten büyüktür dediğin o beş tanesi dünyadaki nükleer güçler. Mesela böyle bir hayalin var. Şimdi böyle şey oluyor ki gördüm ben, aslında var hakikaten. Ben sana söyleyeyim mi? Ben gittim o Akkuyu'ya. Gördüm o koca betonları. Yani Allah'tan ya. İnanmaz ki. Video yani, var mı elinde? Yani bir işte. Video var mı abi? Hocam o reaktör çalışırken evet, videoya giremezsin. Kusura bakma yani. Video sorucu. Adam İçeriz, video soruyor. Bak Cem Toker alacaksın. Vereceğiz kamerayı eline. Sokacaksın reaktörü içeri. Yine inanmaz. Hocam reaktörü içeri sokacaksın. Ölçsün orada. Nükleer çubukların içine koyacaksın. 1000 derecede ölçsün orayı, tamam mı? Yani ölçsün o, ölçebiliyorsa. Çünkü şöyle bir şey var. Bu biraz hani bu Türkiye'de kutuplaşmadan söz ediyoruz ya. Hani
çok ayrı. Hani diyor ya adam dünyanın en doğru işini yapsa diye. Vallahi ben bu zihniyette bin yıl tutlaşırım abi. Hiç buraya geldi yani Orhan Bursalı. Uzlaşmak mümkün değil yani. Bak sen ben değil hocam. Orhan Bursalı gibi duayen 750 yıllık gazeteciler. Öteki tarafta bilmem ne işte Cem Toker kaç yıllık siyasetçi. İşte şeyin Türk liberal. Fantomu. Ürjet. Adamlar ne yaparsan yap hiç fark etmiyor. Bir en sonunda benim 5 yıl önce yaptığım espriye geldik mi geldik. O zaman espriydi, şakaydı ama gerçek oldu. Yani ben mizah yazdım ama artık gülünmüyor. Neden? Şöyle söyledim ben. Dedim ki bir gün gelir de Türkiye 5 hatta daha fazla 7-8 sene önceki bir yazımda. Türkiye dedim gün gelir ki Erdoğan'ın liderliğinde bir nükleer güç olur. Atom bombası yaparsak artık biz de bir nükleer başlık kullanacak bir balistik füzemiz olursa bu adamlar ne der biliyor musunuz dedim. Erdoğan dünya barışını tehdit ederdi. Derdi. Espri bravo. Yapmıştım o zaman. Dediler ki yok devenin pabucu. Yani o kadar dünya derdi. Yok dedim Erdoğan yaparsa eğer dünya barışını tehdit ediyor derler. Bu sakat kafa diye. Ulan yıl geçti aradan kaç yıl boyunca adam yapıyor gemi yapıyorsun olmuyor. Gaz getiriyorsun olmuyor. TOG yapıyorsun olmuyor. İHA'yı beğenmiyor. Profili 16-22 iki telli sanayi diyor. Bunların ne versen işe yaramaz. O yüzden ben diyorum ki hani doktor kendi haline bıraksın diyorlar ya hani fıkrada olduğu gibi. Ki bunları kendi haline bırakmak lazım öncelikle. İkincisi ha diyorsun mu seçmede çok az kaldı artık. Ben siyasetçi değilim. Kendi onların gibi konuşmak zorunda da değilim. Kutuplaşmayı mı seviyorsun abi? Sonuna kadar dibine kadar kutuplaşıyorum seninle. Benim ülkeme fayda olacak bir şeye karşı duruyorsan eğer. Benim çocuğumun Allah geleceğinle ilgili de bir şey söylüyorsan dibine kadar hele özellikle kızanlara valla cehenneme kadar yolum var diyorum. İki, kutuplaşmak mı istiyorsun? Dibine kadar da kutuplaşıyorum arkadaş. Anlatamıyorsun çünkü. Adamı uyandıramıyorsun. Uyuma taklidi yapıyor. Bu kadar basit. Bir yankı odası falan da değil. Yani sözcü okumakla, sözcelemekle de alakası yok. Çünkü siyasette böyle daha sabah sabah konuşurken bile baktım yani bizim yeni eleman Zeliha Hanım. Ondan sonra 300 milyar doları sordu mesela. 3-5 adam 300 milyar doları konuşuyor. Ben bunu geçen hafta yazdım. Dedim bana bunu anlatın. Murat çok düz bir soru. 300 milyar dolar gittim buldum getirdim diyor. Dedi. Gittim buldum getirdim. Dedi. Buldum getirdim. Var yani 300 milyar dolar. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle tartışmadılar ama. Bir saatte hepsi değişmiş olay. Yok öyle bir şey değişti. Vietnam modelinden bahsediyor şimdi. Yok şöyle 10 yıl içindeymiş o. Ha bir de öyle bir şey var. Tabii babacan açıklamış. Sonra bir baktık 10 yıl bak düşün. Nasıl bulmuş getirmiş? Kılıçdaroğlu 74, 84, 94, 2085'e kadar onu bölmüşler falan filan çarpmışlar. Bir de koca koca Baydur mudur nedir? Bir adam var orada. Komik bir adam o ya. Yani tarafkilik yapma. Hayır şöyle yani gittiği yani. Kanala göre şekil alan bir profesör çok, maalesef. Jöle gibi diyorsun. Aynen öyle. Kabın şekil alan. Neyse o jöle. Ona da jöle diyeyim ben. O da diyor ki bunun diyor önce siyasi tarafı mantık açıklamaya çalışıyor adam mantıklı bir şekilde pardon ya benim şey bozuldu telefon bozulmuş hala ötüyor kapatıyorum ama ötüyor şey yani bunu sana anlatmaya mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışıyor ben bunun profesörü böyle hocam Bengi Başar diğer profesör araştırılsın dedi ya yazık. Ben kafa yaptım dedim ki soymuk borusundan dedim geçiyor. Atlıyor dedim kağıdın üzerinden dedim. Mühürü dedim basıyorsun Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal'e. Orada kayboluyor. Soymuk borusu bitkinin o mitokondri ilişe geçip tak Erdoğan'da beliriyor diye yazı yazdım. İnandı ya. Bu araştırılsın diyor yani. Araştırılsın dedi. Olabilir böyle şeyler. Bence Bengi Başar'ı araştırmak lazım. Hocam başında prof var. Bengi Hanım'ı araştırmak lazım bence. Abi eşini sen başında prof Baydur. Jöle kıvamında profesör. Öteki sıyırmış bir profesör. Hocam ne kime ne anlatacaksın? Peki Hikmet abi. 400 zirvede mesaj başlığı var. Bir taraftan da uluslararası arenada Türkiye'nin adımları devam ediyor. Rusya'da bir toplantı vardı. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin savunma bakanlarıyla istihbarat başkanları bir araya geldi. Mültecilerin dönüşü
konusu konuşuldu. 400 zirvede Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı bu toplantı. Suriyeli mültecilerin topraklara dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması görüşüldüğünü bir kere daha hatırlatmış olalım Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden. Diğer manşetlere bakıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün açıklaması vardı. 3500 engelli öğretmenin atama töreninde 45 bin öğretmen adayına müjde verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapacağız cümlesini kullandı. Bunu da Sabah gazetesinden manşetinden okudum. Öğretmenlerin %75'inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi gösteriyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen ünvanlarını alanlar mali haklarından da yararlanmaya başladı ifadesinde bulundu. Deprem afetinde eşi veya çocuğunu kaybeden sağlık mazereti ortaya çıkan 4536 öğretmenin yer değişikliği talebini de hemen yerine getirdik cümlesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı külliyede yapılan o törende. Bu ara şeyi de hatırlatayım. Dün milletin hakikaten yüreği ağzına geldi. Derler ya, ya ne kadar çok sevenimiz varmış cümlesini kullanırlar ya. Dün Ülke TV kanalıyla ortak yayınında Sayın Cumhurbaşkanı'nın mide üşütmesine bağlı olarak hafif bir rahatsızlık geçirdi. Tam yayın sırasında sevgili Hasan Öztürk soru sorarken hemen reklama gitme durumu söz konusu oldu. Orada hakikaten ya ne oldu, ne ettin, nasıl oldu, bir şey mi var, sıkıntın var falan cümleleriyle falan Türkiye hakikaten böyle bir 3-5 dakikalığına bir 10 dakikalığına falan bayağı bir yürekleri ağza gelen şeyler oldu. Benim yani telefonum onlarca kez çaldı. Yani hani ne oldu, bir şey mi var? Mesaj geldi bir sürü. Gece saat 11.30'da başladı falan. Çünkü yayın 11.30 civarında başladı. Hocam çok yandaşsın ya, öyle zannediyor adam. Sen onun yanında duruyorsun sürekli cebinde. Yok, öğrendim. Böyle yani bir espri yaptım çünkü. Yani. Abi diyor ne oldu diyor. Abi diyor ben cebimde taşımıyor, ben bilmiyorum dedim yani. Hafif üşütmeymiş, yorgunlukmuş dedim, bir tanesi öyle cevap verdim. Yok, bir şey yapınca hemen o yüzden, öyle söyledim. Bilgiye aldık, o arayanlara falan da söyledik. Sağ olsun millet de şey yaptı, öyle bir şey var. Tabii öyle bir yoğun program ki Hikmet abi. Şimdi mesela bugün, dün o mide üşütmesine bağlı rahatsızlığı falan var. Bugün Sivas-Ankara mitingleri var. İşte kızı tren ondan sonra cıma şey yapacak. Ertesi günü dediğim gibi nükleer santral açılışının Sinop'ta olacak. Sonraki gün ondan sonra cıma bir başka açılışı, mitingi, şunu bunu şeye kadar tıklım tıklım ağzına kadar dolu. Biz söylerken yoruluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar yoğun bir hakikaten miting programı, açılış programı, vaatler, sözler, ondan sonra bir araya gelmeler vesaire var. Ben şey 14 Mayıs için... Evet. Şunu söyleyeyim, yani bu konuyu açtığın için söylüyorum. Ya bu aslında çok daha önce yıllardır bu, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gezilerine katılanlar, takip edenler, medya tamamı da bilir. Yani bunu biz tek biz bilmiyoruz. Evet. Bunu bu şey var, telebirler, sözcüler de bilir. Aslında hiç bilmesen de medya mensubu olmana gerek yok abi. Otur televizyonun karşısına. Görüyorsunuz. Sadece dünden bir örnek vereyim. Anayasa Mahkemesi, neydi? Adli açılışın neydi? Dün ne vardı? Dün Anayasa Mahkemesi'nin 61. yıl dönümü. Orada oraya katıldı. Kılıçdaroğlu tokalaşmadı mesela. Biz gazeteci olarak Kılıçdaroğlu da vardı, tokalaşmadı. Ben özel bir çaba görmedim tokalaşmamayla alakalı. Hayır. Kılıçdaroğlu iki yan taraftaydı. Yani her şeyi takip ediyoruz ya. Hı-hı. Mahkemenin açılışındaki millet ne kadar takip eder. Biz medya grubu olarak Kılıçdaroğlu da geldi ya. İşte tokalaşılır mı falan filan muhabbetini yaptık falan. Aklımda kaldığı için söylüyor hani kalan meseleler. Ardından bir bu şeyle ilgili depremde ya işte bir kahramanlık yapan bir sürü fedakarlıkta bulunan insanlara bir plaket tevcih töreni vardı. Dedim ya, dedim bir dakika, dedim mahkemede vardı. Vallahi bak yemin ediyorum yani bunu, hatta evde de konuştum. Lan dedim bu şey değildi, mahkemeden buraya ne zaman geldi? Arada bir saat falan var. Bitti. Sonra hatırlamıyorum hocam, bir şey daha açtı arada. Biliyorsun pandemi de oldu ya, yolda giderken. Gençlerle bir araya geldi Ankara'da. Gençlerle bir araya geldi. Dedim herhalde bir tane, sonra unuttum. Kanal 7 Ülke TV'nin ortak yayını. Onun öncesinde başka bir yerdeydi yani. Yine başka bir organizasyon vardı arada. Başka bir şey daha vardı. Evet. Hocam maşallah, barakallah, ne diyeyim. Çok yani, çok hakikaten. Şimdi biz buradan program yapıyoruz. Sabah trafiğe takılıyoruz. Ekrem İmamoğlu'na kızıyorum. Bir sürü giydiriyorum laf. Otobüs kaldığı için yolda. Çünkü trafiğe takılıyorum. Hani bir saatlik trafik artı bir saat artı program artı hazırlığı artı çıkışı, bir de Ömer Özkök'te yemek tarifleri. Bütün bunları koyuyorum üst üste.
ciddi bir yorgunluk. Şimdi şaka değil yani. Bu. Bir tarafa. Hakikaten yani Allah şifalar diliyoruz insan. Kolay değil. Hakikaten sağlık, sıhhat, afiyet versin. O yorgunluk bile insanı şey yapar ya, yani doğru, depresif yani, bir hale getirir. Dün biraz maşallah Allah öyle bir hayırlı uzun bereketli ömürler versin oldu diye. Ama daha çok ihtiyacımız var. Bir rahatsızlık olduğunu ifade evet, ettiler. Basit bir şeymiş. Üşümüş, yorgunluk. Şimdi az önce başlıkları verdim. Kızıl elma, alma değil. Kızıl elma ve Akıncı'dan tarihi uçuş dedik. Hürjet gökyüzüyle buluştu dedik. Akgün nükleer ilk yakıt yarın veriliyor dedik. Bugün Ankara-Sivas yüksek hızlı tren açılışı var dedik. Taarruzi insansız hava aracı Akıncı ve Kızıl Elma'nın fotoğraflarıyla beraber bugün akşam gazetesinin manşeti dedik. Önümüzdeki hafta başka başlıklar var vesaire. Bir sürü bitmiyor şeyler hocam, var. Bitmiyor. Yani 45 bin öğretmen atamasını Mayıs ayında gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan bizi de yoruyor yani. 3500 engelli öğretmenin ataması vardı. Toplam başvuru 4200 civarındaydı. Ya 3500 değil 4200'ünü de atayalım dedi. O organizasyonda. Onlara da bir müjdeyi verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve fakat şimdi bütün bunları konuşurken muhalefetin 300 milyar kusura bakmayın ama saçmalığını ondan sonra hala gündemde tutmaya çalışan bir muhalefet var. Bir de gündemde tutmaya çalıştıkları mevzu seçim güvenliği diye benim hatırladığım son 3-4 seçimdir. Bu mevzuyu sürekli böyle temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Isıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar. Yahu diyorsun arkadaş yani bunun bir örneği buna bırak hani örneğinin birebir tıp atıp aynısını. Bu seçim güvenliğine halel getirecek en ufak bir mevzu son 20 yılda oldu mu? Yakınından geçen bak örneğinden bahsetmiyorum. Yok ama niye o zaman gündeme getiriyorsunuz? Bu da şu haliyle otomatikman kendi o şizofren kitlelerini Muharrem İnce'nin tabiriyle söylüyorum. Sakinleştirmek için bir ön alıyorlar. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar getirdim. Aha da burada cebimde falan. Tabii. Lafından sonra getirdim. Seçim güvenliği sağlanmazsa Atalar Üsküdar'ı geçer diye milyonlarca seçmenin endişeli olduğu yalanını atmış Sözcü Gazetesi bugünkü yalan manşetinde. Kılıçdaroğlu mu demiş seçim güvenliği sağlanmazsa? Hayır öyle. Öyle söylememiş. Bu akşam Sözcü TV'deymiş Kılıçdaroğlu. Akşam gazetesi şunu söylüyor. Seçime 17 gün kala milyonlarca seçmenin endişeli olduğunu seçim güvenliği sağlanmazsa Atalan Üsküdar'ı geçer cümlesiyle ifade ediyor. Seçimlerde neler yaşanmadı ki deyip trafoya kedi girdi. Muhürsüz oylar geçerli sayıldı. Aynı zarftaki 4 oydan biri geçersiz dedi. Dikkat bunlar bir daha yaşanmasın aman ha cümlesiyle bak hocam, kendi uydurdukları yalana evet. Çok güzel bir manşet mevzu. Atmış Sözcü gazetesi. Çok güzel mevzu. Sözcü'ye sesleniyorum şu anda. Ey Sözcü. Şunu demek hocam ben o zaman söyledim. Şimdi söylediği iş pat diye buldum. Konuşurken yakaladık buldum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şöyle söylemiş. 2022 Temmuz ayı. Bizdeki seçmen bilgileri var ya bendeki. YSK'nın elinde yok. Her seçmeni biliyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını da biliyoruz. Öyle 400-500 bin gibi yüksek bir rakam da yok diye cevap devam etmiş arkasından. Hani sormuşlar Kılıçdaroğlu'na. Bir sürü seçmenler var. Yeni adamlar var. Erdoğan bunları getirdi. Afganlara verdi. Efendim işte şey Pakistanlı, Afganlı, Afrika göçmenleri vatandaşlık verildi. Bunların hepsi Erdoğan'a oy verecekler deyince. Yani demiş, böyle şeyleri yapmayın. Seçim gayet güvenli geçecektir. Çünkü bizdeki seçmen bilgileri. Abi YSK'nın elinde olmayan bilgi bende var diyor Kılıçdaroğlu. Bak YSK'da yok diyor. Anladın mı? Yani benim oy pusulamı gönderebilir yani Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi neyin peşindesin sen yani? Ben demiyorum ki onu sen söylüyorsun. Bir de dün de konuştuk ya hani Ömer Faruk'la. Bir şey söyleyeceğim yani. Hakikaten bu da şaka. Görev, sandık görevleri olmak üzere başladı. Belki de dünyadaki en güvenli seçim sistemi şu anda bizde. Bravo. Dünyadaki en güvenli sistem. Her taraftan cross check var. Her partinin şeyi var. Tek tek gösteriliyor. Hatta bizi bırak. Cumhuriyet Halk Partisi var garantör ya. Onun YSK'nın elinde yok onlar. Aynen öyle. O yüzden bize mantıklı okumasınlar. Bir pislik yapacaklarsa da şimdiden altını mı hazırlıyorlar bilemiyorum. O atılan mermiler bilmem ne. Reklamlar yaptılar. Söyleyemiyoruz tabii. Rütük hesabı bir içine su konunca beyazlaşan ürünün reklamını yapacaklar. Onun yenisini reklamını. O gün gelecek şöyle olacak falan filan bir daha diye. Bu kutlama yapacaklar hatırlıyorsun.
her şeyin önüne hazırlıyor araya. Kutlamayı da hazırlamışlar. Hı hı. Yani 15 Mayıs'ta, 14, hatırlıyorum en son 2019'da hazırlanan, hatırlar mısın bilemiyorum, Haziran'da Maltepe Camisi'nin önünde onu markası sol söyleyebilirim, şampanya patlatmışlardı mesela. Maltepe kutlama yapıyordu, Eylül oğlu kazandı ya. Hatırlıyorum mesela, bir kutlamaydı o, İstanbul kutlaması. Ya hatırlasana, ya Şerefine Tayyip, yani Şerefine de İzmir'de yaptıklarını hatırlasana. Hangisi? Şerefine Tayyip, Şerefine Tayyip. Ya Şerefine Tayyip, onları da gördük. Ondan sonra, artı ben şey de söyleyeyim. Hikmet abi söyledi. Mevzu açıldığı için oraya getirdim. Özellikle. Mevzu açıldığı için özellikle şey yapayım. Bu alkollü içeceklerin normal şartlar altında reklam yapmaları yasak biliyorsun. Tabii. Türkiye'de. Her mecrada yasak. Tabii. Fakat bunlar... Abi tütün, bir de tütün. Tabii her, bunlar tabii çok zeki oldukları için yurt dışı bağlantılarıyla, ajanslarıyla yurt dışında yapıyorlar. İçeriye oradan gelmiş oluyor falan filan mevzu. Bundan dolayı ağır da bir ceza yemişlerdi. Evet. Tabii ağır bir ceza yemişlerdi. Yine rakıdan bahsediyorum. Şimdi bu marka, markanın ismini özellikle veriyorum ki bunların hani ne yapmaya çalıştığını anlayalım diye. Geçen gün, o gün geldiğinde diye bir reklam kampanyası başlattılar. Tamam mı? O kadar utanmaz ve ahlaksızlar ki, o kadar aynı zamanda korkaklar ki, 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanırsa böyle sevineceğiz demeye çekiniyorlar. Bunlar Yılmaz Özdil kafası, Yozdil kafası. Biliyorsunuz Yılmaz Özdil de Mehmet Ali Birant'tan görüntü çaldığında, bakın çalmayın altını kalın söyleyerek, çizerek söylüyorum. Mehmet Ali Birant'tan görüntü çaldığında sordular. Ayıp değil mi? Yani Birant'tan görüntü çalıyorsunuz diye. Ya buna çalmak denmez. Gazeteci zekası denir demişti. Evet. Tamam, bunların çalması bile zekalarına falan filan şey yapıyor. Daha yani bir söylüyorlar. Buluş. Daha yani bir buluşmuş. Ne güzel. Bildiğiniz hırsız. Haber atlatma, tamam, çalma. Sorduğun zaman da ona gazeteci zekası denir. Kardeşim çalmayla ne alakası var diyorlar. Şimdi bu tayfa böyle. Bu yeni rakı tayfası da 15 Mayıs'ta bakın Millet İttifakı. Yeni rakı tayfası ne ya? Yeni rakı tayfası abi, onlar öyle yapmış. Şey. Kendi tayfalarına çünkü reklam yayınlıyorlar. Yürürlük söyledim zaten, hoşuma gitti. Evet, yani. 15 Mayıs'ta eski rakı tayfası. 15 yani. Mayıs'ta kazanırsak böyle sevineceğiz ya, diye bir reklam kampanyası bir yaptılar. Tabii. Dibine vuracaksın. Dibine vuracaklar. Tabii. Soruldu. Daha doğrusu şey yapıldı falan. Ya yok, biz işte Cumhuriyet'in 100. yılı için falan yaptık. 6 ay var daha. Dansöz. Ya. 6 ay var, 6 ay. Ahlaksız adamlar. İzmir'de Şerefine Tayyip diyen zihniyetin bugün yeni rakı üzerinden 15 Mayıs'ı kazanırsak bakın rakının dibine nasıl vuracağız, bu Müslümanlara nasıl oh çekeceğiz reklamını yayınladılar. Karşı tarafta ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar, bu kadar belli etmeyin falan filan mevzusunu da, kininizi bu kadar belli etmeyin mevzusu ortaya çıkınca da apar topar reklamı geri çektiler. Birbirlerine girdiler çünkü kavga çıktı. Birbirlerine girdiler aynen. Çünkü hocam mezarlarda şimdi Ramazan'dan çıkmışsın mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Ne kadar ayıp şey ya. Hatmi Şerifler. Sen gel de bu adamlarla kutuplaşma bak, ondan sonra. Hatmi Şerifler indirilmiş, Canan Kaftancıoğlu hidayet ermiş. Eller huşuya kalkmış. Hadi ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye başlamışsın. Ya Allahu Ekber diye cihada mücahit olmuş. Mücahit yüz karası. Saadet'in yüz karası. Saadetlere söylüyorum burada, oraya astıranlara. Mücahit olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu hafız olmuş. Arkasından Fatiha okumuş. Tabii değil mi hocam? Huzur duası bulunmuş. Adam üçlü beyaz gömleklileri toplamış. Tiyatroyu kurmuş. Dün çok güzel bir şey vardı bir yerde. Bir kim söylemişti? Galiba Hasan Basri söylemişti, hatırlıyorum. Bir de not alıyorlar demişti. Araya anekdot koymak güzeldir. Yani Kılıçdaroğlu konuşuyor. Türkiye'de afeti kime vereceğiz? Tabii ki Ekrem Başkan'a vereceğiz. Ekrem Başkan şöyle. Bana verdi. Afette ben de al sana Mansur. Bilmem sosyal Mansur'a vereceğiz. Bana da verdi, ben de aldım. Not tutuyor yani. Dediği çok doğru. Melik de söyledi. Takip ettim baktın. Müsamere gibi dedi. Beyaz gömlekler çıkmışlar. Koşu partnerleri. Şeyde mutlu olmuştur Meral Akşener'de. Benim alt çocuklar orada duruyor diye. Bu hikayeleri yazıyorlar, tamam mı? Ama hep neyin üzerine kurguladılar bu hikayeleri, şeyleri. Hani biraz dün konuştuk ya. Hı hı. Orijinali varken taklit de çok kötü oluyor ya kardeşim. Orijinali var orada. Taklit yapmak, miş gibi olmak, mış gibi yapmak çok iğrenç bir şey. Yani eller sürekli dualarda. Adnan Menderes'in başında ağlarsın. Oraya çiçekleri bilmem ne dua edersin. Ya Allah, Bismillah. Bir gerçekte ne? Fotoğraf
bayrak gibi sallandırdılar o da Saadet'in binasına. Bu size yeter abi. Bu leke Saadet'in üzerine yapışmış bir lekedir. O size yeter yani bu millet. Mücahit dediler adama ya. Mücahit, Mücahit Kılıçdaroğlu. Bayrak gibi salladınız adamı orada. Arkasından Fatiha, ya Allah. Dün de Bismillah'la bitirmiş gene. Yakında yani ben sana söyleyeyim yani başka türlere işte gidiyor yani. Şeyhülislam falan olacak bunların. O Faik Öztrak, Zıp Zıp Efendi, Dersil Ağamlardan biliyorsun. Yani neyse adımın aklına bir sürü şeyler geliyor. Da yani bunu bu şekilde yapmak, yani milletin gözü içine baka baka insan utanır ya. Yani biraz bir biraz zerre kadar utanma duygusu olan insan bunu yapıyor. Arkasından çıkmışlar, şey çıkıyor tabii içinden. Paylaşıyor bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de teşkilatı paylaşıyor. Biz buyuz diyor aslında. Ben diyor bir şey demiyorum mesela. Şu demek değil. Yani adam işte o beyaz şeyden içiyormuş. İçsin. Yani Türkiye'de bu yasak değil ki zaten. Doğru mu? Yasak değil. Toplumu koruma açısından reklamın yaygınlaşma. Toplum korumacılığı anayasaya göre olduğu için reklam bu şekilde yapılmaz. Tütün de öyle. Alkol de öyle. Tamam. Ama içemezsin demiyor kimse sana zaten. İçersin. İçiliyor da aynı zamanda. Yasak da değil. Ben de senin içmene karışmıyorum. O başka mesele. Çünkü Türkiye bu demokratik, çağdaş, laik bir ülke. Nokta. Ama olay şey çok. Yani o 2019'daki o Haziran ikinci tekrar seçimden sonraki o manzarayı unutmuyorum. Hatırlar mısın o manzarayı? Sen cami ya yer mi bulamadınız kardeşim? Gidip caminin önünde şampanya patlatıp hatta elini böyle camiye doğru da götüren insanlar sanki bir şeyin intikamını almış gibi. İçinden fışkırıyor adamın İslam karşıtlığı. Teşkilatın da içinden fışkırdı işte, İslam karşıtlığı. Adam geldi o rakı tarzı sen söyledi şimdi ben de söyleyeyim. Rakı'nın reklamını oraya bağladı. Tarkan gidecek dedi pat oraya bağladı. Oğlum siz bu sözlü tatmindir bak bu. Söyleyemiyorum İngilizcesi de tercümesi de biraz müstehcen olduğu için. Sözlü tatmindir bu. Bunun psikolojideki karşılığı budur. Yani kendi kendinize oturup yankı odasında kendi kendine konuşup birbirinizi dinleyip seçim kazandınız şimdi. Hiç de öyle bir şey yok ortada. Ondan sonra arkasından şizofren. Şimdi yani bu bir şu var. Geçenlerde de konuştuk Murat. Çok kıymetli bir şeydi o. Çıktı koca kadın ben beyaz yakalıyım. Üniversite mezunuyum. Ama AK Parti iktidarını ayakta tutan 20 yıldan beri bu hale getiren evde oturan cahil kadınlardır dedi. Bunu söyleyen prof. Dedi. Bengi de prof. Dedi. Öteki de Orhan Bursalı 75 milyon yıldır gazeteci. Bir bombayla biter diyen. Bunlar kafayı yemiş ya. Bunlar toplumdan kopmuşlar. Kılıçdaroğlu hala diyor halkın adamıyım. Ya 300 milyar dolar para getirdim diyor. Ben sordum nereye koydun parayı? Bir ya getirdim bulacağım başka bir şey. Bulurum başka bir şey. Söz verdiler başka bir şey. Getirdim dağıtacağım size başka bir şey. Ya bir defa zaten siyaseten hiçbir dünyada hiçbir lider ben size borç para getirdim bununla kalkınacağım demez. Hiçbir siyasi düşünce hiçbir şavalaklık bunu kaldırmaz. Şavalaklığın da bir şeyi vardır. Standardı vardır yani. Ah ne güzel bize borç para bulacakmış falan diye. Adamdan 300 milyar doları kanından çekerler 500 milyar olarak. Ama biz zaten bunun için bu hale geldik. Adamın projesi bu. Buna millet yiyecek mi? Maalesef şiddet, yani şiddette maalesef yiyenler var. Çünkü uyumak taklit yapıyor herif hala. Doğru. Yazık. Peki, şimdi dün Sayın Soylu 24 televizyonunda konuğumuzdu. Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan'la birlikte sorularımızı cevapladı. İYİ Parti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. O kadar dedi şey olacak ki artık tortusu kalacak. Kalan tortu da FETÖ'cüler olacak. Herkes terk ediyor zaten cümlesini kullandı. Kalan tortu da dedi. %1'lik, 2'lik tortu onlar da FETÖ'cüler olacak zaten dedi ağırlıklı olarak. Bu birinci kısımdı. İkincisi bunu şeye bağlayacağım. Oradan da zaten soru sorduk. Aytun Çıray'ın bir yorumu vardı. Müsavat Dervişoğlu ile fena birbirlerine girdiler biliyorsun sosyal medyada. Evet. Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray'a bayağı bir yüklendi. O öbürüne bilmem ne falan. Yani yiyin birbirinizi. Başka bir şey söyleyecek var mı? Şeytan azapla gerek hocam. Aynen. Aytun Çıray yani. Şunu söyledi. Öyle bir dağıldı ki toparlayamıyoruz artık. Öyle bir düştü ki toparlayamıyoruz cümlesini kullandı ki hakikaten öyle. Kaçan kaçana İYİ Parti'den. Öyle gözüküyor. Bence Müsavat Dervişoğlu kalkıyor. Biz bunları zaten planlamıştık.
Mansur'la Ekrem meselesini zaten planlamıştık. Öyle bir numara çektik, bilmem ne yaptık cümlesini kullandı. Aytun Çıray öyle bir düştük toparlayamıyoruz cümlesi. Finalinde Sayın Soylu, İçişleri Bakanımız dedi ki öyle bir hale gelecekler ki tam anca böyle FETÖ tortuları kalacak dibinde. O sesi var, onu dinleyelim. Bir de bu Yeşil Sol Parti ile PKK'nın, HDP'nin ve CHP'nin ilişkilerini de değerlendirdi. Onu da arkasından konuşalım. Buyursunlar, bir dinleyelim efendim. İYİ Parti'de tek bir seçmen kalır. FETÖ seçmeni kalır. FETÖ seçmeni kalır. Dip orasıdır yani. Taban orasıdır. Seçmen çok küçük oldu. Aynen o. Bir daha dinleyelim. Çok güzel. FETÖ seçmeni kalır. Başka bir şey yok. Taban o, dip o çünkü. Yani kuruluşta da oydu. Oralardan geldi etti falan. Hani 20 tane milletvekili verdi, grup kurdurdu, bilmem ne yaptı falan ondan sonra. Ama bu hikayesi bu. İkincisi, beraber değerlendireceğim sana. Sayın Soylu'nun dikkat çeken açıklamalarından bir tanesi de Yeşil Sol Parti. Biliyorsun 2 sene önce daha ortada kapatma mapatma yokken HDP ihtiyaç olursa orayı kullansın diye PKK tarafından kuruldu dedi. Fakat işte temiz bir parti olsun diye tırnak içerisinde sorusunu sorunca ya o kadar da temiz değil dedi Sayın Soylu. Nasıl yani efendim dedi, biraz zorladık falan, öğrenirsiniz dedi ondan sonra. Öğrenirsiniz yarın bir gün dedi, o dağ kadrosundan insanların falan dedi orada da şey yaptığını görürseniz dedi, zaten dedi bir sürü şeyleri falan var. Görürsünüz dedi Sayın Soylu. Bugün hakikaten böyle bir isim Yeşil Sol Parti'den çıktı. Son dakika olarak. Neydi çocuklar onun ismi, bana söyleyin. Notunu öbür tarafa almışım herhalde. Bu mevzu da var. Ondan sonra PKK'nın açıklamaları var. Bese Hozat muhalefete destek verip iktidara savaş açık. Evet yani. Terör örgütü PKK'nın ele başlarının Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarına bir yenisi eklendi. Terörist başı Bese Hozat, CHP liderini oy isteyip 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını söylemiş. Evet, tamam mı? Kırarız mı? Şimdi 86 tane elemanları kalmış. Tamam. Onlar da gider inşallah. Ondan sonra konuşuyorlar. Şimdi bak, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı mı bu? Kocaeli milletvekili adayı. Hikmet abi buyur. Şurada fotoğraf. Ayten Dönmez. Yeşil Sol Parti'nin. Tamam. CHP içerisindekiler. Şunlar bunları falan filan. Bunların hepsi görülecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin umurunda değil hocam. Artık bu saatten sonra gemileri yakmış Cumhuriyet Halk Partisi. Biz burada tepiniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ve millet şunu, bir şunu anlatmak çok önemli bence. Yani biz biraz önce şey dedim ben. Hani bırak kendi haline, yani artık doktor da bırak kendi haline bırakın dedi gibi bir ümitsizlik, yanlış anlamayın. Şunu demek istiyorum. Yani bu saatten sonra bile kırk kanat değişmez. Bu saatten evet. Sonra Orhan Bursalı'ya da tedavi yapamayız. Ve ihtiyacı da yok zaten ondan bu tür şeylere. Ama şöyle bir gerçek var ortada. Hani bir sandık psikolojisi diye bir şey var. O sandık başına geldiği zaman, tamam mı? Ülkeyle ilgili bir karar alıyorsun ve o seni bağlıyor. Seni ve ülkeni bağlıyor. Doğru. Tek başına bir adam sana geleceğini, önündeki yılları bağlıyor. Eğer ailen varsa da aileni bağlıyor. Aynen öyle. Şu fotoğraflardan bir şey görmen lazım. Bakın bunun sürekli oradan da vurmaya çalışıyor. Bir de çok güzel kalıplar var ya. Mesela faşist diye bir cümleye başlıyor. Bunu kim, bunu söyleyen kim? PKK. PKK ya. Ben dün sana söylediğimde pek kolay gelmemişti. İnanamamıştım 12 tane diye. 13 oldu mesela. Yenisi geldi Bese Hozat. Abi bir değil, üç değil, beş değil, on değil. Hatta seçimlere kadar devam edecek olan bir şey var. Allah rızası için tek bir noktadan bakın. Hiçbir şey bilmiyorsan dahi. Soğanı bırakın. Soğanı bırak. Bak soğan gelecek. Evde ekersen kendi kendine bedava da çıkar soğan. Şuraya bakın. Bu kadar çok emperyalistin desteklediği. Bir daha söylüyorum. Biden'ın da bizzat kendini açıklaması yaparken Erdoğan'a karşı biz bunu dediği ve PKK'nın da sabah erken kalkan desteklediği bir parti ve etrafındaki avanileri, yani HDP top tip bilmem ne falan var ya bütün bu HDP, hepsinin ne olduğunu anlamak istiyorsan bak kardeşim, ya şu fotoğraf dahi, yani şunu herhangi bir parti, senin tuttuğun, yıllarca tuttuğun ve gönül verdiğin parti olsa, senin partide şöyle bir şey yaşansa, Ertuğrul istifa eder misin, etmez misin? Ederim abi. Bir gün sürmez değil mi? Dersin ha bitti. Buraya kadar dersin. Saçmalık olur mu dersin? Yani. Bu olmaz dersin. Yani bugün Türkiye'de bu yaşanıyor. Amurlarında değil. Yani şimdi bu yanlış bir şey. Erdoğan karşıtlığı ve körlüğü
dediğimizi abi, anlamıyorsunuz. Ha, ama şöyle bir şey var. Yanlış bir şey var. Hikmet abi şöyle bir şey var. Ben bunu nereye koyacağımı bilemiyorum. Dün Sayın Soylu bu açıklamayı yaptı. Sesi var mı Soylu'nun? Ver onu verin o zaman, ondan sonra buna bağlayacağım çünkü Sayın Soylu'nun sesine bağlayacağım. Buyursunlar. Yeşil Sol Parti bizatihi kendini talimatıyla kurulmuştur. Ve bizatihi bu seçimlerde HDP'ye yönelik bir alternatif parti olarak kurulmuş. Bu bahsettiğiniz partide de dağdan terörist listelerde var. Yarın çıkar. Kim oldu? Aday listelerinde. Yeşil Sol'un içerisinde. Tabii öyle. Tabii şeye girmiş. Kendi PKK'nın giysisini girmiş. Dağlardaki resimle beraber çıkar. Evet, söylediği mevzu buydu. Fakat şimdi Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var Hikmet abi. Millet İttifakı bir taraftan, ondan sonra ittifak kurduğu böyle yeşil parkalıları, ondan sonra cima kamuflajlarıyla falan şey yapıyor. Diğer taraftan Mansur Yavaş, şimdi bunlar şeyi söylemiyorlar mı abi, HDP'liler? Yani Millet İttifakı'na destek veren HDP'liler 15 Mayıs'ta, yani seçimin ertesi günü, ve teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılacağını, teröristbaşı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını, teröristbaşı bilmem PKK'lıların, terörist KHK'lıların falan serbest bırakılacağını, gerçi onu CHP söylüyor da, hapisteki söylemiyorlar. Özgürleştirilecek diyor. Özgürleştirilecek yani diyor. Kayyumlar varsa, olacak KHK'lar, diyor. Özellik gelecek diyor. Vaat bu. Bunlar söyleniyor mu? Evet. Söylüyor. Bunu söyleyen kim abi? Cumhuriyet Halk Partisi değil mi aynı zamanda? Tabii ki. Yani o şeyi söylemiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Öcalan'ı da serbest bırakacağız demiyor ama ortağı söylüyor. CHP'nin söylediği ne? KHK'lılar, teröristler. PKK'lılar, FETÖ'cüler içerisinde olmak üzere. Demirtaş, Kavala. Demirtaş mesela. Onlar bunları şey söylüyor. Vaadi. Peki. Seçim vaadi. Şimdi ortağın, biz ortak değiliz falan filan gibilerinden de bir de böyle hakikaten şey yapıyorlar. Ortağın HDP bunu söylüyor. Peki Mansur Yavaş hangi partinin belediye başkanı Hikmet abi? Cumhuriyet Halk Partisi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi KHK dediğin FETÖ terör örgütünün, ondan sonra adamlarına ya da ortakları olan HDP'nin teröristleri serbest bırakacağız, kayyumlar geri gelecek, özerklik bilmem ne falan hikayesini söylerken kürsüye çıkıp bu ülkede bebek katilini cezaevinden cezası bitmeden çıkartacak hiçbir güç yoktur cümlesini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Buyursunlar bir dinleyelim. Tamam. Ben onu da biliyorum. Bu ülkede bebek katilini cezaevinden cezası bitmeden çıkaracak hiçbir güç yoktur. Yine bu ülkede eli kana bulaşmış teröristleri af yoluyla çıkaracak da hiçbir Allah'ın kulu yoktur. Bunun karşılığında karşısında herkes duracaktır. Zaten af falan böyle nitelikli bazı saygınız olsun. Mansur Yavaş. Şeylerdir. Arkanızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun logosu, imzası falan filan var. Ya hiçbir tane şey gerek yok. Dön geriye. Ya biz söylemiyoruz. Bak orada ismi imzası olan Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Serbest bırakacağız edeceğiz diye. Bu arada bir son dakikamız var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın programları vardı. Sivas ve Ankara programları. Hatta yüksek hızlı trenin açılış töreni vardı. Dünkü o sağlık sorunundan dolayı doktorların tavsiyesiyle, Erdoğan'a kalsa şey yapmazdı ama Sayın Cumhurbaşkanı'na kalsa çok, ama doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın tweet'i var. Dolayısıyla bugünkü programları iptal. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen Necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı hemşehrilerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerine iştirak edecek. Evet, Allah aşkına. Evet, sağlık, huzur ve afiyet dileklerini de iletiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Sıra desin tabii Sayın Cumhurbaşkanı. Ben dün gayet iyi gördüm zaten o programdan sonra, devam ettikten sonra ama girişler yaptık ben. Televizyon ekranından takip etmekte zorlanmıştım. Hakikaten yani konuşması günde 3-5 falan filan ama bir de seçim kampanyası. Sadece dün de değil. Haftalardır tabii. Böyle. Tabii. Kolay değil tabii. Biraz dinlenmesi bek. Doktor tabii ne diyorsa o. Doktor dinlemek lazım bazen. Öyle olur ya böyle. Hani böyle şeyler. Ben de çok karşı olurum. Dinlen falan filan derler. Hep insan kendini böyle daha fazla dinlenince, yani sana biz dinlendiğince daha da fazla çalışırsın, çalışasın gelir. Sayın Erdoğan da biraz öyle yani.
Çünkü aşk ile yaptığı için işleri bir türlü kendi frenleyemiyor. Belki de böyle biraz ıslahat bizi. Aynen öyle. Doktor tavsiyesi. Gel Mansur Yavaş'a dön. Hocam döndük şimdi, bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir taraftan genel başkanı teröristleri serbest bırakacağını söylüyor. KHK'lı kastederek söylüyorum. Ortağı PKK'ları serbest bırakacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı aday adayı Mansur Yavaş da Türkiye'de hiçbir güç bunu yapamaz edemez falan diyor. Milletin gözünün içine baka baka. Hızlı hızlı söyleyin. Lafı dolandırmadan. Tezkere geldiğinde meclise uyardı PKK'lılar ve elebaşı. Dediler ki o tezkere geçmesin oradan. Çünkü burada çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hani yani kökümüze kibrit suyu döküyor Türk ordusu. O yüzden TC ordusu döküyor diyor. Ki burada döktük, buraya kadar da geldiler. Dedikten sonra gitti Kılıçdaroğlu. Bir palavra sıkarak, net söylüyorum. Bir yalan söyleyerek, her zamanki yalanlarından basitçe bir yalan söyleyerek. Dedi ki, bu tezkere dedi, yabancı asker bilmem bir kelimesi var. O yüzden hayır diyoruz dedi. İnanabiliyor musun Murat? Aynı, birebir ibare olan tezkereye daha önce kaçta evet demiş, hayır dedi. Ne oldu arkasından? PKK elebaşları şunu söylediler. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi hayırlı bir iş yapmıştır dedi. Hayırlı dedi. Tebrik etti. İşte o gün o nikah kıyıldı. Dediler ki bak bu sefer çok ete kemiğe büründü artık. Ve bir şey söyleyeyim mi? Arkasından dediler ki sen ne yaptın? Kılıçdaroğlu şu cümleyi kullandı, yazdım. O Kandili var ya dedi, ben bir iktidara geleyim dedi. O dedi bana hayırlı diyelim başını yıkacağım dedi. Şimdi hocam bir baktım böyle. Bir baktım. Bir üstüne baktım. Bir arkaya baktım. Bir sıfatına baktım adamın. Ya yazık. Dedim ayıp, utanmazsın yazık. Yani. Yaşından utanmıyorsun. Yazık. Şimdi çıkmış CHP'nin ne ülkücüsü ya, bırak bunlar ülkücü olmaz. Kızarsa kızsınlar. CHP'nin bir elemanı olarak çıkmış, onu gücü yetmez, bunu gücü yetmez. Bunu arkadan anlaştılar. Siz birbirinize dalarken adaydan... Şaka mı yapıyorsunuz derler adamı. Adam bir saatte anlaştı HDP'ye. Tak tak tak. Aynen öyle. Kayyum. Ali Babacan'ın... Hepsi anlaştı geldi. Aynen gelmiş öyle. Gücü yetmez diyor. Arkandaki yapacaklar... Şaka gibi. Ya aynen öyle. Yok. Şimdi efendim dün Davutoğlu bir yayına katılmıştı. Habertürk yayınında. Ya halamla konuştum, halam bile bana oy vermeyecek evet. Cümlesini kullandı. O halanın elini öpüyorum. Akıllı halaymış. Akıllıymış hakikaten. Kadın helal olsun yani. Bu videosu var mı onun çocuklar? Tamam. Sen halanı inandı, beni niye nasıl yandırıyorsun halanı? Sen daha halanı inandıramamışsın. Hiç yani. Tamam mı? Halanı inandıramamışsın. Milleti inandırmaya çalışıyorsun. Gitmişsin CHP'nin kanatları altında. Aklı sıra bilmem ne siyaset yapıyorsun. İslam davası gülüyor. Abi, Konyalı. Böyle bir şey yok. Bir dinleyelim. Ardından Konya, babacan var. Onu da vereceğim. Konya sana hesabı edecek. Konya aldı. Bu dediğiniz şey değişiyor. Yani 60 yaşın üstündekiler için bu 50 yaş diyeyim üstündekiler için bu 6 oka elinin gitmemesi çok daha keskin bir tablo. Biraz önce 90 yaşında halam var. O söylüyormuş. Onu ziyaret ettim de oğluna. Ne diyor? Şimdi bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz demiş. Yani samimi bir soru. Evet. Çünkü hayatı boyu CHP karşısında pozisyon almış. O da, ama bana oy vermek istiyor. Onlar da anlatmışlar. Ama bana sordu. İkna ederken... Şu. Bir dakika hocam ne demiş? Şu anlatınca sonunda, ne demiş? Bakın şu sonunda bazılarının bu tepkisini görüyorum ama... Sonunda şöyle, oy vermem dedi mi halanın? Tabii. Vermem. Vermez abi. Şimdi babacana geliyoruz. Tamam babacanın bir cümlesi var. Hala söylemiş bak. Kendisi öyle söylemiyor muydu? Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle aynen geçti. Ben buna nefret ediyorum ben. Yavuz Arel dediği gibi. Gustavris alırsın abi yanlışlıkla. CHP'ye basarsan. Babacanın bir cümlesi var. Yani kendi seçmenlerini iyi tanıyorlar. Buyursunlar. Ne bu? Bir kısmını. Bir kısmını değil mi? Bir kısmını. Evet. Biz bunu... Ama çok açık söyledik. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk teflik geldi. Dedi ki bakın biz yani kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz. Yani gayret ederiz, anlatırız, izah ederiz ama dürüst olmak zorundayız. Yani biz bütün oy kitlemizi olduğu gibi hani paket halinde alıp da buraya bu listeleri taşıyamayabiliriz. Yani bunu bilin, ona göre konuşalım bu işleri. Vermez onlar, diyor. Ama bir şey değil mi? Gayet doğaldır dedi. Çok kurnazca yani bir ifade. Dolayısıyla bu işte işin matematiğiyle psikolojisinin farkı. Özetle bu da aynı şeyi söylüyor. Abi, tabii doğru söylüyor. Niye? Da yalnız. Ve eli gitmez. Gitmez CHP. Hocam yani. İslam düşmanı. Bu adamların helalleşme hikayeleri tabii. Kurdun kümese girmeden önce
Ondan sonra ben çok hümanistim, tavukları çok seviyorum. Ondan sonra siz de benim kardeşimsiniz. Mutu atması gibi bir şey. Tavukları çok seviyorum. Tamam mı? Tilkinin pardon. Tilkinin kümese girmeden önce ben bütün tavukları çok seviyorum. Biz hümanistiz, kardeşiz biz. Ondan sonra tavuğun denizine gerisi. Demesi gibi bir şey. 65 diyorsun yani. Tilkinin. Bunlar hocam, da böyle. Şey... Ülkeye geldikleri anda, iktidara geldikleri anda PKK'ya bir bölümünü, Amerika'ya öbür bölümünü, Avrupa'ya bilmem nesini, ne kadar terörist varsa, ne kadar bu ülkenin haini varsa hepsini ulufe dağıtır gibi birer parça birer parça hani etinden koparır gibi vereceklerini söylüyorlar. Bak iddia etmiyorum. Söylüyorlar. Tabii. Ama şu var babacığım bu açıklama öteki daha şey Konya devletinin adayı olan Davutoğlu halamı ikna edemiyor başka bir hadise. Fakat babacığım açıklamasından şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Yemezler babacan. Hani genç biraz kafalarıyla çalışıyor diye. Şunu yemezler. Diyor hepsini taşıyamayabiliriz çünkü diyor kolay işler değil. Bizim kitlemiz diyor böyle CHP gibi bir partiye ne olduğu belli olan aristokrat takımına oy vermez. Çünkü bunlar yiyici takım. Bunlar iğrençler. Ha, ama şunu söylemek istiyor. Adamlar 2.5'ta başlayıp da 0-3'e düştüler ya. Diyeceksin ki onu hani Kılıçdaroğlu kaybetti %41 ile bir kaldı. Diyecek ki arkada taşıyamadık. Taşıyamadık. Tamam. Daha doğru o anda. Bir cümle daha şey taşıyamadık hocam. Senin yüzünden taşıyamadık. Turan Çömez'in bir de kavgası bahane. Var. Şimdi kendileri de birbirlerini yiyorlar. Ondan sonra Turan Çömez de ondan bence Turan, sonra... Turan Aytun döver. Bu Aytun Çıray'la kavgası değil. Bir şeyle kavgası. Sadullah mı? Sadullah'la kavgası. Sadullah da döver. Döver mi diyorsun? Hadi yiyin birbirinizi. Dinleyelim bakalım. Bir de onu dinleyip öyle bitirelim. Halk TV'de. Bunun gibi onlarca örnek sayabilirim. Hem Sadullah Ergin'e sesleniyorum. Hem Ali Babacan'a sesleniyorum. Hem Mustafa Yeneroğlu'na sesleniyorum. Siz eğer böylesi alçakça kurgulanmış bir davanın arkasında duracak olursanız karşınızda parlamentoda beni bulacaksınız. Ve Sadullah Ergin o dönemin kudretli Adalet Bakanı olarak Silivri zindanlarında giderek o dönemde pimpon oynadığı günleri unutmasın. Ve parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız. Bir kere daha söylüyorum. Parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız. Ve yaptıklarının, yapmadıklarının tek tek hesabını verecek. Hala utanmadan, sıkılmadan ittifak ortağı olmak her şekilde dediklerini onaylamak anlamına gelmez. Çıksınlar benim karşıma, teker teker konuşsunlar. Bu kimin adayıydı pardon? İYİ Parti'nin. Balyoz ve Ergenekon sanığı idi ya Turan Çömez İngiltere'ye kaçtı biliyorsun. Ondan sonra uzunca bir süre orada kaldı. Eskişehir'e de rast gitti İngiltere'de ilginç. Daha çok para kazandı. Tabii yani rast gitti nasıl olduysa. Ondan hesap soracağım sonra, diyor ya şimdiden. Hesap soracağım cümlesini şey yapıyor. Balyoz ve Ergenekon'un falan pürüpak olduğunu falan hocam, şey yapıyor. Hocam bu ittifak. Valla Balyoz ve Ergenekon'un FETÖ karıştığı eyvallah kabul ondan sonra amaçta verdi. Fakat o kadar da pürüpak olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Yani hesabı soracaksan önce bir de o hakikaten bir şeyler yapmaya çalışan askerlerden de hesap. Sonra da ondan sonra sorursun. Ayrıca Sadullah'tan da sor yani. Ona da bir şey demiyoruz. Ya ben sana söyleyeyim. Bu cümleden sonra şöyle görüyorum ben. Davutoğlu diyordu ya kriz çıkar. Bak dediğimiz yapmazsa Kemal kriz çıkar diyordu ya. Bunda hiçbir şey yok. Kriz çıkmaya başlamış mıydı? Bir şey olmadan kriz çıkmıyor. Artık bu parlamento, bu işler karakolda biter ben sana söyleyeyim. Bravo. Doğru söylüyorsun. Karakolluk bunlar ya. Günün manşetleri bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum efendim.